15. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın Hoca Sinan ilçesi Bey Değirmeni mahallesinde bulunan mülkiyeti Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret AŞ'nin adına kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi. Evet arkadaşlar, Bey Değirmeni projemiz iyi gidiyor. İnşallah burada enerjiyle ilgili yapılacak biyogaz konusunda ve ardından enerjiye dönüşecek çalışmayla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. İhaleye ayın 20'sinde de ihaleye çıkıyoruz. Belediyemize yük getirmeden, aksine kazanım sağlayacak şekilde bir enerji. 6 megawatt değil mi Hamdi Bey? Peki, önce 6 diye konuşmuştuk. 4.5'a mı şimdilik? Peki, alana göre. Ayrıca orada daha sonra güneş enerjisi de olacak. Ayrıca seracılık olacak. Yani bu enerjiyle birlikte sıcak suyu da değerlendirme yönünde, gazı da değerlendirme yönünde hepsiyle ilgili bir proje hayata geçiriliyor. Onunla ilgili bir düzenleme. Bu komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Aslında bu 5-6 yıl oldu Sayın Başkanım. Sizin de Melikgazi Belediye Başkanı olduğu dönemde dönemin belediye başkanı bu konuyu gündeme getirdiğinde müsaade edin bir iki kelime edelim bunun üzerine. Konunun tam da içerisinde. 5 yıl oldu, bir türlü sonuçlanmadı. Tabii ki belediye zamanında 1-2 TL'ye aldığı yerleri 60-65 TL bilemediniz 50 artık KDV'ye satma niyetine girince bence konuyu kilitledi. Sonuç Kayseri'mize yazık oldu. Kayseri'de canlı malla uğraşan arkadaşlarımız böyle bir yere satın alıp yatırım yapacaklardı. O gün hakikaten yüksek rakam alanlar oldu. Bugünkü ihaleler geri geri gidiyor aşağıya. Keşke iyi bir öngörü olsaydı, bugünkü sunduğumuz rakamlarla sunsaydık. Yatırımcılar da buradan 3-5 yatırım yapabilecek ellerinde para kalsaydı, tamam bunların hepsi şu an sizin keyfinize gitmeyen, hoşunuza gitmeyen şeyler ama Kayseri kaybediyor. Bugün önümüze şu parça bir şekliyle gelen konuyu biz de takdirle karşılıyoruz. Hakikaten yapılması lazım. Biz buna evet diyeceğiz. Keşke burayla ilgili acaba başka ilerleyen zamanda öngörü veya önümüze gelebilecek bazı konularda bir böyle işin üstadlarıyla bizim belediye yetkililerimiz bir araya gelse, devletin birçok teşviği var bunlardan faydalansak, örneğin ahırların üzerine duyumum yanlış değilse artık bir kava, üretim enerjide bir hak tanınıyor. Bunlar vatandaşa anlatılsa, yoksa 25 artı KDV inanın hiçbir yerde bulunmayacak bir rakam. Hele de bugünün şartlarında cazibe noktasına dönüştüreceğimiz bir komisyonumuzun, belediyemizin işin üstadlarıyla burada başka neler olabilirler? Bir zenginleştirsek, sonra ihaleye çıkartsak, bir anda doldursak. Vekillerimize de buradan sesleniyorum. Size destek olsalar, hepsi Ankara'da bakanlıkları aşındırsalar, Kayseri'mize bu yatırımı alsak, Kırşehir'dir, Nevşehir'dir, Yozgat'tır, bunların hepsi büyükbaş hayvanda büyük bir teşvik alıyor. Hayvancılık onlarda ilerliyor ama bizim Kayseri'mizde Beydeğirmeni 6 yıl oldu, bir hayata geçiremiyoruz. Bunu topyekün, bu konuya bağlamıyorum, bu geçsin ama topyekünde bir ele alınsa Kayseri için iyi olur deriz. Şöyle biraz öne gel. Evet. Hakkı. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Beydeğirmeni Besi bölgemizle ilgili bir genel hızlı bir bilgi vereyim. Toplam proje alanımız 3 milyon metrekare ahır parseli planlıydı. Biz başkanımızın talimatıyla yapılan indirimler sonucunda 385 adet toplamda 1 milyon 900 bin metrekare araziyi vatandaşlarımıza tahsisini yaptık. Daha önce farklı fiyattan alan vatandaşlarımız da yine başkanımızın talimatıyla gerekçe raporu hazırlayarak yasalar ve kanunların el verdiğinden dolayı bu indirimden yararlandılar. Yani şu an taksitle devam eden tüm hak talep sahipleri 25 artı KDV'den bu konuda yararlanmış oldu. Hakkı Bey, çok özür dilerim. Daha önce 35 liraya alanlar var, parasını nakit ödeyenler var. Onlar ne olacak peki? 22 kişi, 385 evet. Yatırımcıdan 22 evet. Kişi. Onları 35 nasıl artı, iade edeceksiniz? Hemen cevap açıklayayım. 35 artı KDV taksitli fiyat, 30 artı KDV peşin fiyat. Bahsettiğimiz 22 kişi 30 artı KDV'den almıştı. Tapularını devrettiğimiz için, akit tamamlandığı için bu indirimden bu 22 kişi yararlanamadı. Özgür Bey'in bahsettiği işler bunlar. Ama bu
Bu 22 kişi dışında herkes, taksitle alan herkes 25 artı KDV'den bu indirimden yararlandılar. Destekler konusunda bizim ilimiz kırsal kalkınma grubuna dahil. İki grup var. Bir İPART, bir de kırsal kalkınma desteği. Şu an içinde bulunduğumuz günlerde bu hibe programı açık. Beydeğirmeni'nden de 28 adet hak sahibimiz projesini hazırlatıp bu hibeden yararlanmak istiyor. Hibenin genel özeti 3 milyon liraya kadar %50 devlet desteği. Bu yönde biz hata yaptıkları projelerde veya başvurularında bir hata olmaması ile ilgili yatırımcılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte. İyi ki sormuşuz Sayın Başkanım. Hakkı Bey'e devam ediyor musunuz? Şöyle başkanımız bugün görürse ne zaman arzu edilirse biz bu konuyla ilgili bunu yapacağız bununla ilgili. Bu konuyla ilgili hem bilgilendirme yapabiliriz başkanım hem de ya şunu da yapsak daha iyi olur diyen herhangi bir kimse onu da açığız diyor. Buyursunlar. Biz istişare etmede çok fayda gördük. Bütün illere gidiyoruz. Bütün besi bölgelerine gidiyoruz. Türkiye'de yaklaşık 14 tane toplu besi bölgesi var. Bunlardan ihtisas OSB olanlar var, kooperatif olanlar var. Her bölgede süreç olarak 5 yılda gelinen nokta diğerleriyle kıyas yapıldığı zaman geç kalmış bir durum olmadığı kanaatindeyiz. Ama bir fayda sağlanacaksa biz bir araya gelmekte mutluluk duyarız başkanım. 6 parselimiz şu an ruhsat aldı, 3'ü tamamladı. Önümüzdeki ay içerisinde hayvanlarını getirecekler başkanım. Peki. Biz bizzat alanı gezdik Sayın Başkanım. 4 tesis var. Dolması tabii ki talebimiz. Evet, başladı inşallah. İyi ki sormuşuz. Biz 50 artı KDV'den alanların durumu ne olacak diye 15 gündür kamuoyunda biz bunu açıklıyoruz. Belediyeden hiç cevap yok. Burada iyi ki sormuşuz. Yani onların hakkı da iade ediliyormuş. Bir yetkilimiz de çıkıp keşke bunları bugüne kaldı. Hoş cevap aldık da söyleseydi. Teşekkür ederim. Evet. Komisyon raporunun kabulünü oylanacağız. Kabul edenler etmeyene oy bile kabul edilmiş. Teşekkür ediyoruz. Beydeğirmeni bölgesiyle ilgili il başkanımızla birlikte bir ziyarette bulunduk. Aşağı yukarı 5 yıl olmasına rağmen bugüne kadar 4 tesis inşaat haline dönüştü orada. Maalesef Kırşehir olsun, Yozgat olsun, Sivas olsun tarımda, hayvancılıkta devlet teşviklerini sonuna kadar kullanırken hala bugün Beydeğirmeni ile ilgili Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Bey'in de açıklamasını esefle karşıladım. Çok da geç kalınmış sayılmaz dedi. Aslında 5 yıllık süre, bir 5 daha geçince çok normal mi olacak? Bakın Yozgat, Kırşehir, hayvancılıkta milletvekilleriyle bakan kapılarını aşındırdılar. Devletin bütün teşviklerini aldılar. Bugün yine önümüze Beydeğirmeni ile ilgili çok küçük bir lokasyonda enerji tesisi adı altında bir karar geldi. Biz bunu açalım istedik. Buraya bir yetkili arkadaşlarımız, buraya yatırım yapacak arkadaşlarımız, belediye personelimizle bir araya gelsin. Ve en azından burada bu da eksik kaldı demeyeceğimiz ve çevre illere bir an önce yetişebileceğimiz yatırımcıya da daha büyük fırsatların verildiği, devlet teşviklerinin olduğu bir hale dönüştürelim dedik. Konuyu bir şekliyle de böyle dile getirdik.